Az önce yurt dışı oyların sayımı ve dökümüyle ilgili hakimle ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptık. Ve sonuçlara baktığımızda Türkiye'deki diğer sonuçları hariç tutarak yurt dışı oyların sayım dökümünün büyük bir oranda tamamlandığını görüyoruz. Aşağı yukarı %2'lik bir dilim henüz girilemedi. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %56-%57 civarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %40-%42 civarında, Sayın Sinan Oğan'ın da %2 civarında oy aldığı görülüyor. Sandığa giren ama işlenmeyen yaklaşık %2-2,5'luk bir dilim var. Yaptığımız değerlendirmede bu dilimlerin aynı oranlarda adaylara yansıdığını düşündüğümüzde, diğer ülke toplamındaki sandık sonuçlarına eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük bir oranda olacağını öngörüyoruz. Tabii bu konuda değerli hakimlerimizin açıklamalarını beklemek gerekir. Ama yaptığımız hesaplamalar ve rakamlar böyle bir tabloyu bize gösteriyor. Şimdi Türkiye ilk defa tarihinde bir ikinci turlu seçim yaşayacak. Dün yapılan ve bugün de devam eden sayımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Dolayısıyla ikinci turda herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Ve esas seçim şimdi başlıyor.